Evet, yani ben Bakan Bey'i aradım aslında, ulaşmaya çalıştım 2 gün üst üste. Kendisi telefonlara çıkmadı, not bıraktım. Neyse, nihayetinde kendilerine de buradan teşekkür edeyim. İşte Bakanlık Genel Sekreteriyle bir konuşma yaptık. Kendisi bakan adına yanıt verdiğini söyledi, bakanın bilgisi dahilinde. Gazetede okuduğumuz şeyleri söyledi. Yani yoktur derken aslında vardır diye bir ifade vardı. Bugün açıklamadı, onun devamı aslında. Yani birbiriyle çelişen bir dolu cümle var. Yani bir yandan burada böyle bir şey yok diyor. Bir yandan bir rutin uygulama ve geriye dönük bir takım incelemeler olduğunu söylüyor. Bir kere istihbarat daire başkanlarının geleneğinde geriye dönük böyle bir rutin uygulama yok. Onu size söyleyeyim. Hele ki böyle usulsüzlükler olduğunda devlet geleneği şunu söyler: aman üstünü örtelim de rezil olmayalım. Şimdi hal buyken işte biz geriye dönük bakıyoruz. Bir takım insanlarla ilgili usulsüzlük yapılmış mı, vatandaşın hakkı hukuku korunmuş mu gibi bir açıklama yapmaya çalışıyorlar. Bu koca bir bürokrasi yalanı, yani buna kimseyi inandıramazsınız. Hele ki söz konusu ya Türkiye ise. Bakanlığın açıklamasını da yalanlayan, güya bir haberi yalanlıyor ama kanımca ve kendi ifadelerinde ortaya çıktı ki ben haberimin doğrulanması olarak görüyorum bunu. Yalan derken doğrulama yapmışlar. Ben çok ciddi almıyorum. Tabii ki Türkiye'deki gelenek bu, bürokrasi geleneği. Siz bir şey yazarsanız yalan derler. Bir süre sonra işin doğru olduğu ortaya çıkar. Kimse de bundan utanmaz ya da sorumluluk üstlenmez. Ama ben haberimin arkasındayım. Yani eğer gerçekten bu yalan ise şu an süren incelemenin neden yapıldığı, Süleyman Soylu dışında kimleri kapsadığını da bir zahmet açıklayıversinler o zaman yani. Eğer yalan olduğunu kanıtlamak istiyorlarsa şeffaf olsunlar. Ben bunu söylemeye çalışıyorum sadece.